Kolon kanseri genellikle sessiz katil olarak adlandırılır çünkü tümör sorun yaratacak kadar büyüyene kadar herhangi bir belirti görülmeyebilir. Amerika'da her yıl 100 binden fazla yeni kolon kanseri vakası belirtilmektedir. Ve hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen 3. kanser türüdür. Her yıl yaklaşık 50 ölümden sorumludur. Kolon kanseri, kalın bağırsaktaki hücrelerin anormalleştiği ve kontrolsüz bir şekilde çoğaldığı bir hastalıktır. Kolon kanserinin geldiğini gösteren net bir belirti olması da bir sorun başladığına işaret edebilecek bazı erken belirtiler vardır. Başlamadan önce bu videoda verilen bilgilerin kontrol edildiğini ve nitelikli sağlık uzmanları tarafından incelendiğini lütfen unutmayın. Şimdi kolon kanserinin 9 erken belirtisinden bahsedelim. Tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler. Kolon kanserine yakalanma olasılığınızın en yüksek olduğu ortalama yaş 60'tır. Kolon kanseri teşhisi konan kişilerin yarısı 65 yaşın üzerindedir. Ancak daha genç insanlar da bu hastalığa yakalanabilir. Bağırsak alışkanlıkları genellikle kolon kanserinin ilk belirtisidir. Sağlıklı bir kolon genellikle 1 veya 2 günde bir düzenli bağırsak hareketine sahiptir. Dışkı yumuşak, kahverengi ve kolay geçebilir olmalı. Kan içermemelidir. Tuvalete gitme sıklığınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz veya dışkınız sertleşir ve çıkması zorlaşırsa ilgilenmeniz gereken bir durum olabilir. İsal İsal veya gevşek bağırsak hareketleri kolon kanseri olan kişiler arasında yaygın bir sorundur. İshal terimi teknik olarak 24 saatlik bir süre içinde 3 veya daha fazla şekilsiz dışkılama anlamına gelir. İshal, irritable bağırsak sendromu, laktoz intoleransı ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer durumlardan da kaynaklanabilen bir semptomdur. Ulusal Kanser Enstitüsü bazı kişilerin kolonlarının bakteri veya parazitlerle enfekte olması nedeniyle ishal yaşayabileceğini bildirmektedir. Kabızlık Kalın bağırsak, atıkların atılmasının yanı sıra yediğimiz gıdalardaki su ve besin maddelerinin emiliminden de sorumludur. Bu durum kolonun tıkanmasına ve düzgün çalışmamasına yol açabilir. Sonuç oldukça rahatsız edici ve utanç verici olabilen kabızlıktır. Kabızlık ilk başta çok büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak kolon kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Aslında bir araştırmaya göre kolon kanseri teşhisi konan hastaların %80'inden fazlası teşhislerinden önce kabızlık yaşamıştır kabızlık, ilaç yan etkileri ve fiziksel aktivite eksikliği de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bazen normal kabızlık ile kolon kanseri gibi daha ciddi bir durum arasındaki farkı anlamak zordur. 3 günden uzun süren kabızlık yaşıyorsanız, özellikle kanlı dışkı ve karın ağrısı gibi başka belirtiler de varsa doktorunuzla konuşun. Dışkınızda kan Kolon kanseri erken teşhis edildiğinde en çok tedavi edilebilen kanserlerden biridir. Kolon kanseri için son 5 yıllık sağ kalım oranı %95'tir. Kolon kanseri ne kadar erken tespit edilirse hayatta kalma oranı o kadar yüksek olur. Dışkınıza kan olması kolon kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Kalın bağırsak, sindirim sisteminizin dışkıyı vücuttan atılmadan önce depolayan bölümüdür. Kanlı dışkı birçok farklı kanser türünden ve ülseratif kolit, diverkülüt ve hemoroid gibi diğer durumlardan kaynaklanabilir. Dışkıdaki kan genellikle kalın bağırsaktaki iltihaplanma veya yaralanmadan kaynaklanır. Ayrıca midedeki ülserler gibi sindirim sisteminizin diğer bölümlerinden gelen kanamalardan da kaynaklanabilir. Kanlı dışkıya siprofloksasin gibi antibiyotikler, luktuloz gibi ishal önleyici ilaçlar veya demir takviyeleri gibi bazı ilaçlar da neden olabilir. Rektumdan kanama Rektumdan gelen kanama kolon kanseri belirtisi olabilir. Rektum kalın bağırsağınızın yaklaşık 13 santim uzunluğundaki son kısmıdır. Atıkların vücudunuzu terk ettiği yerdir. Rektumdan kanama oldukça yaygındır ve bu belirtiye sahip çoğu kişide kolon kanseri yoktur. Bu bölgede kanamaya neden olan diğer bazı durumlar hemoroid ve anal fissürdür. Rektumdan gelen kanama kolonunuzun yüzeyindeki bir polip veya başka bir büyümeden de kaynaklanabilir. Neden şişkinlik veya karın ağrısı? Kolon kanseri genetik veya diyet ve egzersiz alışkanlıkları gibi yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanabilir. Bu unsurlar kanser riskinizi %30'a kadar arttırabilir. Genetik tüm kolon kanseri vakalarının %10 ile 15'ini oluştururken, kötü beslenme, obezite, sigara ve alkol kullanımı gibi diğer faktörler %5 ile %10'luk bir risk artışına neden olmaktadır. Şişkinlik kolon kanserinin en yaygın semptomlarından biridir. Kanserin erken evrelerinde ortaya çıkabilir veya kanserle ilgisi olmayan başka durumların bir belirtisi olabilir. Şişkinlik, karında gazdan kaynaklanan dolgunluk veya şişlik hissidir. Bazı gıdalar veya ilaçlar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Yemek yedikten sonra karnınız şişiyorsa, her gün 3 büyük öğün yerine gün boyunca daha sık ve daha küçük öğünler yemeyi deneyin. Bu aşırı yemekten kaynaklanan şişkinliği önlemeye yardımcı olacak ve ayrıca kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olacaktır. Sürekli yorgun hissetmek Kolon kanseri belirtileri genellikle yavaş gelişir ve net bir uyarı işareti yoktur. Yorgun hissetmek oldukça yaygındır ve geç saatlere kadar ayakta kalmaktan veya yeterince uyumamaktan kaynaklanan yorgunluk da dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Kendinizi normalden daha sık yorgun hissediyorsanız ve iyi bir gece uykusundan sonra bile yorgunluğunuz geçmiyorsa vücudunuzda bir sorun olabilir. Kalın bağırsak, atıkların dışkı yoluyla vücuttan atılmasından sorumludur. Bu süreç tıkandığında veya yavaşladığında sindirim sisteminde toksik birikim meydana gelebilir. Bu durum devam ederse zaman içinde kolon duvarında kanserli tümörlere yol açabilir. Kendinizi sık sık yorgun hissediyorsanız ve şişkinlik veya karın ağrısı gibi başka belirtiler de fark ediyorsanız bu kolon kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Ani kilo kaybı Kolon kanseri belirtileri tümörün bulunduğu yere ve ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlı olarak değişir. Ani kilo kaybı kolon kanserinin yanı sıra diğer gastrointestinal hastalıkların da erken bir belirtisi olabilir. Ancak başka nedenlerle de ortaya çıkabilir. Özellikle de yaşlı bir yetişkinseniz ve bir hastalığın üstesinden geldiyseniz fazla kilolarınızdan kurtulmuş olmanız son derece normaldir. Birkaç ay içinde 10 kilodan fazla veya 15 kilo kaybettiyseniz bu kolon kanseri belirtisi olabilir. sürekli tok hissetmek. Sağlıklı bir diyet kolon kanserine yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak yeterli olmayabilir. Kolon kanserinin önlenmesi söz konusu olduğunda egzersiz de önemlidir. Yemek yemediğiniz zamanlarda bile kendinizi sürekli tok hissediyorsanız bu durum sindirim sisteminizde bir sorun olduğunun işareti olabilir. Kolon kanseri şişkinlik, kabızlık, ishal ve insanların normal beslenmesini zorlaştıran diğer sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu belirtiler genellikle başlangıçta hafiftir ve genellikle kolon kanserinin diğer belirtilerine göre daha kolay göz ardı edilir veya önemsenmez. Kilo kaybı veya yorgunluk gibi başka belirtileriniz varsa, sorunlarınızın tamamen başka bir şeyden kaynaklandığını düşünebilir ve hemen tedavi arayışına girmeyebilirsiniz. İster 61 ister 16 yaşında olun, hastalığı önlemenin en iyi yolu sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve normal kilonuzu korumaktır. Bunu yapmak kolonunuzu temiz tutacaktır. Ebeveyn, çocuk veya kardeş gibi birinci dereceden akrabalarınızdan biri 55 yaşından önce kolorektal kansere yakalanmışsa hayatınızın bir döneminde bu hastalığa yakalanma riskiniz ortalamadan daha yüksektir. Afrikalı Amerikalılar Amerika'daki diğer ırk ve etnik kökenlere göre en yüksek kolon kanseri riskine sahiptir. Ancak bunun nedeni yalnızca biyolojiden ziyade tarama testlerine erişimdeki farklılıklar da olabilir. Unutmayın, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi birine sahipseniz Doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Bunların kesin belirtiler değil, kolon kanserinin erken belirtileri olabileceğini unutmayın. Yukarıda bahsedilen kolon kanseri risk faktörlerinden herhangi birine sahipseniz kolonoskopilerin tarama için en uygun karar olup olmayacağını doktorunuzla görüşün. Bu videoyu beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla bilgilendirici video için beğen düğmesine basın ve kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler.